Şimdi biraz zoom yapalım arkadaşlar. Bakın biraz zoom yaptım. İki tane çizgi çiziyorum. Bakın boyutları küçük çizgiler. 4, 5 gibi. Bakın şuradan geldim. Spline fit komutu. Bakın başlangıç noktası. Şu alt opsiyonları daha sonra anlatacağım. Bakın buraya tıkladım. Start tanjansı, tanjant başlangıç tanjant noktası girebilirsiniz ya da ilk noktayı tıklayın diyor. Ben start tanjantıyı seçtim arkadaşlar. Bakın şu çizginin uç noktasını seçtim. Daha sonra bakın şöyle içini ya da dışını istediğiniz bir yeri seçebilirsiniz. Bakın buradan tanjantlık yakaladı arkadaşlar bu çizgiye. Tıkladığım noktadan teğetlik yakaladı arkadaşlar. Bakın şöyle çizdikten sonra bakın şu noktayı tıklayıp şuradan en tanjansı deyip bakın şu çizgiye paralel çizdiğim zaman arkadaşlar bakın. Bakın şu çizgilere teğet bir eğri oluşturdum arkadaşlar. Bunu silelim. Spline fit burada fit noktalar yani böyle belirli noktalardan tıkladığım noktalardan arkadaşlar eğriyi düzenleyebiliriz. Bakın şöyle tıkladım. Bakın burada en tanjansı, tolerans, undo. Undo dersek geri alır, close dersek kapatır arkadaşlar. Bakın close dedim, kapattı. Tıkladım. Tıkladık. Undo dersem bakın geri aldı. Enter'la bitiriyorum komutumu. Bakın şu tıkladığım zaman çizgiye bakın şu çizgilerin uç noktalarına tıklamıştım arkadaşlar. Bakın buralar fit noktaları. Bakın burada kontrol vertices diğer komuta geçersek bakın şuralarda düzenleyebiliriz. Fit point'ten dersek arkadaşlar bakın stretch point bu çizginin yerini değiştirebiliriz arkadaşlar. Bakın şöyle yukarı aşağı sağa sola add fit point dersek bakın yeni bir nokta ekleyebiliriz. Tıkladığımız yerde bakın yeni bir nokta ekledi. Remove fit point dersek bu noktayı kaldırır. Bunu silelim. Bakın tıkladım. Tolerans değerinde de bir değer giriyorum arkadaşlar. 2 girelim. Bakın. Bakın bu noktalarda değil de fit noktaları tıkladığım yerler değil de bunlardan 2 birim uzakta oldu arkadaşlar. Bu da tolerans değeri de böyle. Şimdi diğer komutları görelim. Bakın metot. Bakın buradan sağ tuştan da seçebiliriz. Metot diğer kontrol vertices diğer spline komutuna geçmek için arkadaşlar. Bakın şöyle bakın notes'ta da arkadaşlar farklı şekillerde spline'larımızı oluşturuyor. Bakın notu seçtiğim zaman chord, square root, uniform. Şimdi chord'u seçelim. Bakın bunun rengini kırmızı yapalım. Bakın şöyle kırmızı şu anda. Bunu seçip arkadaşlar isolate hide objects diyelim. Bakın bu chord'tu. Kırmızı. Şimdi spline'a geldik. Notu seçtim. Square root'u seçtim arkadaşlar. Square root karekök demek.
Hortel demek. Süper Rut'a geldik. Yine aynı şekli çiziyorum. Bunun rengini de sarı yapalım. Bunu da gizleyelim. Üniform kaldı. Üniformu seçelim. Bunu da yeşil yapalım arkadaşlar rengine. Şimdi diğer çizgileri de gösterelim. Bakın End Object Isolation. Bakın çok küçük farklar var arkadaşlar arasında. Buradan istediğiniz tipte seçip çizebilirsiniz arkadaşlar not kısmında. Bunu silelim. Bakın bir de object kaldı arkadaşlar. Objekte de arkadaşlar bir tane polyline çiziyoruz. Polyline'ımız varsa bakın şöyle bir polyline çizelim. Aynı seçtim. Polyline çizelim. Bakın şu anda şeklim polyline arkadaşlar. Bunu sağ tuşa tıklarsam bakın şurada polyline, spline fit seçersem arkadaşlar. Şu anda yine bakın üzerine gelip property istersek bakın yine 2D polyline olarak görünüyor. Bu spline'a çevirmek için kullandığımız bir komut. Bakın şöyle geldim, seçtim, object seçip enter ya da sağ tuşa basarsak arkadaşlar bakın seçip property istersek bakın spline'a dönüştürdük. Kontrol vertisi diğer videoda görelim.